Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılarımız, 1. Kıbrıs Genetik ve Genomik Araştırmaları Sempozyumunun 20 Şubat sabah oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün de dün olduğu gibi sizlerle farklı konularda, farklı alanlarda, alanında uzman akademisyenlerimizin anlatımıyla bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Şimdi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Taha Bahsi hocamızı bireyselleştirilmiş tıp ve genetik sunumunu yapmak üzere yayınımıza davet ediyorum. Herkese merhabalar. Bir hafta sonu sabahı güzel bir kongreyle beraberiz. Öncelikle Rasim Hocam başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben Ankara'da Onkoloji Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Tıbbi Genetik Kliniğinde. Daha çok onkoloji ve hematoloji alanında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii nadir hastalıklarla ilgili de hastalarımız oluyor ama daha çok kanser genetiğiyle ilgileniyoruz. Kişiselleştirilmiş tıp ve genetik deyince de aslında artık kanser daha çok akla geliyor bildiğimiz gibi. Çünkü hedef yönelik tedaviler, yeni yolakların keşfi genelde kanser üzerinden gidiyor. Şimdi başlarken şöyle, tıpta aslında ilk zamanlarda yani 19. yüzyıla kadar benzerler benzerlerle tedavi edilir şeklinde bir yaklaşım vardı. Yani bu ne anlama geliyordu? Örneğin bir bireyin işte ağrısı var, omzu ağrıyor ya da ayağı ağrıyor ya da karnı ağrıyor. Sonuçta semptom ağrı olduğu için hep aynı şekilde yaklaşılıyordu. Aynı tedavi yöntemleri veriliyordu. Bunlar farklı bireyler de olsa yani A kişisi, B kişisi, C kişisi hepsinin ağrısı varsa hepsine aynı şekilde yaklaşılıyordu. 19. yüzyılın başlarında aslında yeni bir kavram girdi tıbbın içerisine. Hastalık yoktur, hasta vardır. Burada evet hastalıklar var ancak herkesin hastalığı herkes de farklı seyredebilir kavramı gelişti. Aslında bu kişiselleştirilmiş tıbbın, bireyselleştirilmiş tıbbın belki de ilk adımıydı, ilk ayak sesleriydi. Bu yaklaşımda evet ağrı var, ağrı bir semptom ama ya da örneğin bir işte şeker hastalığı, diyabet hastalığı ya da bir enfeksiyon herkes de farklı seyrettiğini görmeye başladı hekimler. Hastalık aynıydı ama farklı gidiyordu. Dolayısıyla bireyler arasında bir takım farklılıklar olduğunu düşündürmeye başladı. Günümüze geldiğimizde ise fenotip yoktur, genotip vardır kavramını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bulgu, semptom, dış görünüş ya da tanımlama ne olursa olsun hastalıkla alakalı aslında bunun genetik bir nedeni vardı. Herkeste ortaya çıkan moleküler değişimi farklı olabilirdi. Şimdi bu precision medicine ya da işte personalized medicine kişiselleştirilmiş tıp kavramını sık sık duymaya başladık ve giderek de çok daha fazla duyacağız muhtemelen. Şimdi bu kişiselleştirilmiş genetiksel tedaviyle geleneksel tıpla ne gibi farklılık sunuyor bize? Şimdi örneğin kanser hastalığından yola çıkarsak geleneksel tedavide bir kanser hastasına cerrahi tedavi, radyoterapi, kemoterapi basamaklarıyla hastalığın tedavisi edilmeye çalışılıyor bildiğimiz gibi. Halen bu şekilde tedavi edilen tabii ki hastalıklar hala var. Fakat bireyselleştirilmiş tıpta evet, sonuçta bir kanser hastalığı var. Örneğin akciğer kanseri. Herkesin kanseri, akciğer kanseri tanı olarak, histopatolojik olarak aynı olabilir. Fakat moleküler düzeyde bir takım farklılıklar olduğunu biliyoruz artık. Dolayısıyla bu geleneksel tedaviden uzaklaşıp herkese farklı tedavi verilmesi gerekliliği, daha etkin olacağını düşünülmeye başlandı ve buna yönelik yaklaşım geliştirildi. Burada geleneksel tedavilerde, geleneksel tıpta çok sınırlı bir test imkanımız ya da tanı imkanımız var olması da etkiliydi. Çoğunlukla biyokimyasal testlerle ve işte bir miktar görüntüleme yöntemleriyle hastalığın tanısı koyuluyordu ve hastaya tedavi veriliyordu, belirleniyordu. Genetik yöntemlerin gelişmesi, genetik testlerin artması, farmakogenetiğin eklenmesiyle bunların hepsi birleştirildi. Ve şunu görmeye başladık. Herkese farklı tedavi vermeyeceğiz. Herkese aynı dozu vermeyeceğiz. Herkese farklı ilaçlar ve farklı dozlarda hastalık aynı bile olsa vermemiz gerektiğini biliyoruz bugün. Bu bize neyi getirdi? Örneğin kolon kanserinde
buradaki bireylerin hepsini kolon kanseri olarak kabul edelim. Hepsine daha önceleri aynı kemoterapitik ajanı veriyorduk. Ve sonrasında bakıyorduk ki bir kısmı evet iyileşiyor ya da remisyona giriyor. Bir kısmında hiçbir etki gözlenmiyor. Bir kısmında etki bırakalım ciddi yan etkiler görüyorduk. Bunun neden olduğu tabii anlaşılamıyordu. Fakat hastalıkların moleküler temeli, genetik temeli anlaşıldıkça farklılıklar olduğunu görmeye başladık. Ve gene aynı grup hastayı bu sefer ayırmaya başladık. Her birine farklı ilaçları vermeye başladık. Dolayısıyla sonrasında tabii bu istenen, umutlanan sonuç, herkes de güzel bir etki göstermesini bekliyoruz tedavinde, ama tabii ki bunda da bireyselleştirilmiştir, hedeflenmiş tedavilerde de her zaman çok etkin sonuç alınamayabiliyor. Resimdeki kadar güzel olmayabiliyor tablo. Fakat tabii ki geleneksel tıbba göre çok daha güzel durumda. Şimdi Amerikan Kanser Enstitüsü kişiselleştirilmiş tıbbı şu şekilde tanımlıyor. Bireyin genlerinin, proteinleri ve çevresiyle ilgili bilgilerin hepsini birleştirerek hastalıkların önlenmesi, tanımlanmasında ve tedavi edilmesinde kullanılan bir yaklaşım olarak tanımlıyor. Üç ana basamağa ayırıyoruz bunu kişiselleştirilmiş tıbbı. Birincisi hastalıkları önleme, bir diğeri hastalıkların tanısını koyma, diğeri ise tedavi aşaması. Şimdi önlemede ne yapıyoruz? Yine ben kanserden örnek vereceğim. Meme kanseri örneğini verelim. Meme kanseri olan hastaların yakınlarında ya da hastaya baktık, BRCA genlerinde bir mutasyon saptadık. Veya ATM geni olur, başka genler olabilir. Şimdi bu yakınlarında da mutasyon saptadığımız bireylerin bir kansere yatkınlığı olduğunu biliyoruz artık ve bunlar meme kanseri veya over kanseri için adaylar artık ve hayatlarının belli dönemlerinde kansere yakalanma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla biz bunları bu taramayla, genetik taramayla, hedeflenmiş taramayla risklerini belirliyoruz ve önleyici tedbirler almasını sağlıyoruz. İşte mastektomi, oferektomi ile kanser riskini ortadan kaldırabiliyoruz. Ya da APC geninde bir mutasyon varsa kolonu rezekte edip kolon kanseri gelişimini önleyebiliyoruz. Tanı kısmına geldiğimizde ise hastanın moleküler testlerini, genetik testlerini diğer testlerle birlikte yaparak moleküler nedenini ortaya koyuyoruz. Ve bu bize aslında moleküler teşhis sağlıyor. Genetik teşhisi sağlıyor ve doğru teşhisi koymamıza imkan tanıyor. Sonrasında ise bu hedeflediğimiz genetik teşhisle hedefleyerek buna yönelik herkese farklı tedavi verebiliyoruz. Ve sonrasında daha etkin bir sonuç ve daha az bir yan etki bekliyoruz. Bakın 1940'lı yıllarda kanserde kemoterapitik ajanlar çok sık kullanılıyordu. Daha doğrusu kullanıma girmeye başladı. Hızla kullanımı arttı. Uzun yıllar boyunca kemoterapitik ajanlarla kanser tedavi edilmeye çalışıldı. Bir kısmı etkisiz olduğu, çok ciddi yan etkiler görüldü. Hatta kemoterapi nedeniyle hayatını kaybeden çok sayıda hasta olduğunu biliyoruz. 2010'lu yıllara geldiğimizde ise, yaklaşıldığında ise hedeflenmiş tedavi molekülleri yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Ve artık kemoterapiye ben de varım tedavide. Ben de kombine tedavilerle daha iyi sonuçlar alınmaya başlandı. Günümüze geldiğimizde ise artık kemoterapik ajanlar yerini neredeyse büyük oranda artık hedeflenmiş tedavilere ve immünoterapi ajanlarına bırakmaya başladı. Peki bu sürece nasıl geldik? Şimdi ilk bildiğimiz gibi bir kanserle ilişkili ilk genomik değişiklik 1969-70 yılında kronik miyositer lösemide KMLA hastalığında Philadelphia kromozomunun bulunmasıyla, 9 ve 22. kromozomlar arasındaki füzyonun bulunmasıyla ilk kez bir genomik değişiklik kanserde bulundu. Ve geçen süreç içerisindeki 1984 yılı bir kırılma yılıdır PCR'ın bulunması. Hızla genetik yöntemler ait teknolojilerin gelişmesiyle günümüze geldiğimizde çok sayıda kanserle ilişkili genetik değişiklik, genomik değişiklik ortaya koyulmuş durumda. Peki buna gelmemizi sağlayan ne oldu? Şimdi bildiğimiz gibi hani genetikte çok fazla yöntem var. İşte kromozom analizi, PCR yöntemleri, real-time PCR'lar, dijital PCR'lar, DNA dizi analizleri, mikroarray gibi gibi. Ama bize asıl
Bu kırılmayı sağlayan yeni nesil DNA dizi analizi teknolojisinin gelişmesi olduğu bu ivmeyi hızlandıran. Örneğin 2000 yılında bir insana ait, sadece bir insana ait tüm genomu dizlemenin maliyeti yaklaşık 3 milyon dolara mal oluyordu. Ve 10 yıldan fazla süren bir çalışma ve analiz sonrasıyla üstelik yüzlerce çalışan bilim adamın ve yüzlerce makineyle yapılabiliyordu bu. 2004 yılında, 2005 yılında yeni nesil DNA dizi analiz sistemlerinin hayatımıza girmesiyle bu süre inanılmaz kısaldı. Çalışmalar inanılmaz kolaylaştı. Yaklaşık bir tane cihazla ve bir iki çalışan ve bilim adamıyla iki haftadan kısa bir süre içerisinde, yaklaşık iki haftalık bir sürede ve 5 ila 10 bin dolar arasında maliyetle biz bir insana ait genomu dizlemeyi başardık. Günümüze geldiğimizde ise artık 3. kuşak DNA dizi analiz sistemleri çok büyük fragmanları okuyabilir hale geldi. Ve bugün yüzlerce, yani örneğin 200 tane insana ait yaklaşık genomu tek bir cihazla 1000 doların altında, yaklaşık 250 dolarlık bir fiyatla, maliyetle bir cihazla, bir iki çalışanla saatler içerisinde dizleyebiliyoruz. İşte buradaki gelişme kanserde ya da genetikte yepyeni ufukların, yepyeni yolakların keşfedilmesini sağladı ve bireyselleştirilmiş tıpa önemli ölçüde katkısı oldu. Şimdi herkesin işte hastalığı farklıdır, moleküler temeli farklıdır dedik ama hani bu nasıl oluyor? Bunu şöyle hücre siklusunda bir döngüde kısaca göstermek istiyorum. Normalde biliyoruz hücre G0 evresinde uyuyor. Büyüme faktörlerinin uyarımı ya da proliferasyonu etkileyen faktörlerle G1 fazına geliyor. Şimdi bildiğimiz gibi hücre siklusunu kontrol eden çok sayıda gen var. Retinoblastom ve siklin de bunlardan birkaçı. Şimdi hücremiz hasarlıysa ya da mutantsa G1'den S fazına geçişi durdurması gerekiyor retinoblastom ve siklin genin. Fakat bunlarda mutasyon varsa, retinoblastom geni örneğin mutasyona uğramışsa bu aşamayı durduramıyor ve hücre S fazına geçiyor. DNA'mız S fazında replike oluyor. Sonrasında G2 fazına geliyoruz. Mutant DNA'mız G2 fazına geldiğinde burada birisinin dur demesi gerekiyor. P53 geni burada devreye giriyor. Bunu nasıl yapıyor P53? P21 proteini, GAT45 proteini aracıyla yapıyor. Bununla hasarı onarmaya çalışıyor ilk olarak P53. Mutant DNA'yı onarıp normal bir şekilde yoluna devam etmesini istiyor. Fakat P21 ve GAT45'i kodlayan kısmında P53'ün mutasyon varsa bunu gerçekleştiremiyor. O zaman BAX proteini devreye sokuyor. Hücreyi apoptozise sürüklüyor. Onaramadın madem, o zaman sen devam etme bu şekilde diyor ve hücreyi ölüme sürüklüyor. Fakat BAX'ı da kodlayan kısmında mutasyon varsa bu sefer süreç durdurulamıyor ve en fazına geçiyor. Yeni bir mutant neoplastik hücremiz oluşuyor ve siklus defalarca tekrar ederek neoplastik, işte hasarlı hücremiz devam etmeye başlıyor. Şimdi burada sonuç aynı gördüğümüz gibi. Yani hasarlı bir DNA, mutant bir hücre var ama siklusun herhangi bir yerindeki mutasyonla olabilir. Bir kişi de retinoblastoma bağlı olmuş olabilir, bir kişi de P53'e ya da diğer başka genlere bağlı bu süreç gerçekleşmiş olabilir. Ama netice aynı, sonuç bizim gördüğümüz. Mutant, hasarlı bir DNA ama sebep farklı. İşte bireyselleştirilmiş tıpta kişinin moleküler düzeydeki problemi neyse onu hedeflemeye çalışıyoruz. Tabii ki sadece retinoblastom ve P53 mü? Hayır, tabii ki değil. Resmin aslında tamamı, büyük kısmı burada. Yüzlerce gen ve 3000'den fazla genomik değişiklik bu hücrede hasara sebep olabiliyor, mutasyonları bunların. Bireyselleştirilmiş tıpın amacı da işte bütün olabildiğince çok sayıda genomik değişikliği hedefleyip bunları tedavi etmeye çalışmak. Bu kadar hızlı ilerlerken tabii genetik ve kanser genetiği bir taraftan, örneğin 2000 yılında akciğer kanserini sadece küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan olarak ayırıyorduk. 2005 yılına gelindiğinde ise daha farklı histopatolojik tipler eklendi. Squamous hücreli, large cell gibi. 2010 yılına geldiğinde ise
Bakın burada histopatolojik değişikliklerin yanında bir takım moleküler değişiklikler de eklenmeye başlandı. Ve bunları hedefleyen ilaçlar, tedaviler geliştirildi. Günümüze geldiğimizde ise akciğer kanserinde bakın 50'den fazla genetik değişiklik, genomik değişiklik var. Ve bunların bir kısmına yönelik tedaviler var. Bir kısmının sadece moleküler değişimi biliniyor, tedavisi yok. Ama biliyoruz ki sürekli çalışmalar devam ediyor bunların üzerinde. Şimdi burada da bakın meme kanserinden sorumlu 33 gen, işte pankreas kanserinden sorumlu 45 gen, hangi dokuda ne kadar gen sorumlu? Burada şimdi meme kanseri deyince tabii ki PARP inhibitörlerini es geçmemek gerekiyor ki çok önemli bireyselleştirilmiş tıpın gelişimiyle hayatımıza giren yeni bir ilaç birkaç yıl önce. Burada BRCA1-2 mutasyonu bildiğimiz gibi meme kanserlerinin çok az bir kısmı olsa da aslında meme kanseri çok olduğu için önemli bir kısmında sebep. %5 ila 10'unda meme kanserlerinin bu genler sorumlu bildiğimiz gibi. Şimdi bu kadar fazla sayıda hastaya sebep olduğu için yıllardır çalışıldı ki BRCA1-2 genleri uzun zamandır biliniyor bildiğimiz gibi 1994 yılında bulundu. Bunu hedefleyen bir tedavi geliştirilmeye çalışıldı yıllarca. Ve en sonunda BRCA1-2'nin görev aldığı yolaktaki fonksiyonu belirlendikten sonra burayı hedefleyen PARP inhibitörü dediğimiz ilaçlar kullanıma girdi. Şimdi peki BRCA1-2 sadece meme kanserine mi sebep oluyordu? Hayır. Başka kanserlerde, prostat kanserine, pankreas kanserine, kolon kanserine bunlara da sebep olduğu için şöyle bir düşünce geldi. Acaba bunları da yine bu ajanlarla tedavi edebilir miyiz dendi. Ve tabii ki çalışmalar hızlandı ve artık pankreas kanserinde, prostat kanserinde de FDA onayını alıp kullanıma girmiş durumda. Peki BRCA'nın yaptığı görev neydi? Aslında temel olarak homolog rekombinasyonu kontrol ediyordu bu genler. Ve BRCA ve diğer buradaki gördüğümüz bu genlerin tamamı birbirleriyle ürettikleri proteinler birbirleri etkileşim halinde olduğunu biliyoruz. O zaman akla şöyle bir soru geldi. Ben burası bir yolak, hemen hemen hepsi aynı yolakta görev yapıp aynı etki gösteriyorsa bu ajanları BRCA1-2 dışındaki bu yolakta görev yapan diğer genlerin mutasyonunda da kullanabilir miyiz düşüncesi geldi. Ve evet arkadan ATM geni ve şimdi ÇEK2 geninin yine aynı amaçla kullanılabildiğini biliyoruz. FDA başvuruları yapıldı ve muhtemelen de ATM için almış olması gerekiyor. Yine bir diğer örnek NTRK genleri. NTRK genlerinin NTRK1-2-3 genlerinin birçok genle füzyon yaptığını biliyoruz biz. Ve bu burada gördüğümüz gibi neredeyse tüm solüttöki kanserlerin 1/2'si de 1/5'inde NTRK füzyonlarını görüyoruz. O zaman şunun üzerine gitmeye başladı bilim adamları ve farma sektörü diyeyim bir taraftan. Ben bu NTRK füzyonlarını hedefleyebilir miyim, ilaç yapabilir miyim? Ve arkasından entrektinib molekülü kullanıma girdi. Şu anda FDA onayını almış vaziyette kullanılabiliyor. Peki günümüzde çok sayıda ilaç var aslında. Akıllı tedavi dediğimiz, bireyselleştirilmiş tıp amacıyla kullanılmış çok sayıda ilaç var. Ama son yılların en böyle popülerleri nedir? İşte PARP inhibitörleri HRD mutasyonlarında kullanılıyor. Midostaurin AML hastalığında ciddi anlamda yaşam süresini artırıyor ki FLT3 geni mutasyonunda direkt FLT3 hedefliyor. Entrektinib, az önce söylemiştik NTRK füzyonlarını. Alpelisib yeni kullanıma girmiş ilaçlardan birisi. Gene meme kanserinde P3CA mutasyonunda. Imbruvica KLL hastalığında immunoglobulin ağır zincir mutasyonu varsa bunda kullanılıyor. Yani o kadar çok ilaç var ki aslında. Eğer FDA ya da bu targeted terapi gibi web sayfalarını takip edenler varsa mutlaka görüyordur. Her ay neredeyse birkaç tane ilaç ya onay alıyor FDA'den ya da yeni bir başvuru alıyor. Bunların hepsi bir mutasyonla alakalı genelde. Bir genomik değişimi hedef alıyor. Bugün için 56 tane kanser tipinde 682 tane genin bir sorumlu olduğunu biliyoruz. Ve 5589 tane genomik alterasyon. Bu veri tabanlarındaki son rakam belki bir ay sonra, iki ay sonra artacaktır. 5589 tane genomik alterasyon var. Ve bunların 682 genin 42 tanesi tedaviye duyarlılıkla ilişkili.
12 tanesi de dirençle ilişkili. Ve 95 tane de FDA onayı almış, yani 1A grubu dediğimiz ilaç, molekül bunların tedavisinde kullanılıyor. Peki bizi gelecekte neler bekliyor olabilir? Şimdi biz bireyselleştirilmiş tıp, yani hep kanserden gittik ama gerçekten hani bireyselleştirilmiş tıp neredeyse tamamen genetik kısmını söylüyorum ben, kanserle alakalı. Ya da işte bireyselleştirilmiş tıp dediğimizde bir sırt ağrısını da alabiliriz. Bir gastrointestinaldeki hafif bir bozukluğu da alabiliriz ama genetik kısmı şu anda neredeyse kanserin üzerinde yürüdüğü için kanserden ben örnek verdim. Tabii ki işte Zolgensma gibi SMA hastalığında kullanılan ilaçlar, işte kistik fibrozisin bugün cin terapisinin onay aldığını biliyoruz. Talasemi için gene FDA onay alan ilaç var. Gene gen tedavisiyle alakalı ama tamamen genetik üzerin kanser üzerine gittiği için kanser üzerinden ben örnek vermek istedim çoğunu. Şimdi biz kanserde bugün hasta geldiğinde genomik değişiklikleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Aslında kanserin kimlik kartını. Bu bize neyi söylüyor bu bireyselleştirilmiş tıp adına? Hastanın hangi ilacı kullanabileceğini, hangi iki ilacı kullanamayacağını bir arada veya hangi iki ilacı bir arada kullanırsa daha iyi fayda göreceğini bize baştan söylüyor. Ya da tedavi sırasında da bunu yapabiliyoruz. Bu yeterli mi? Şu an için yeterli gibi olabilir ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde muhtemelen biz her kanser hastasına tabii ki cerrahi kürle tedavi olmayacak hastalara en baştan tüm genom dizlemeyi, kanser genomunu dizleyip tüm genomik değişiklikleri ortaya koymaya çalışacağız. Sonrasında muhtemelen evet değişim var ama bu değişim bu kanser dokusunda bir protein değişine sebep oluyor mu? Protein tahminine bakacağız. Ve muhtemelen benim tahminim ama önümüzdeki belki 5 yıl, 10 yıl ya da 15 yıl sonra bir akciğer kanseri ya da mide kanseri veya prostat kanseri diye bir isimlendirme değil de hani gen adlarıyla isimlendirme olacak kanserleri muhtemelen. Örneğin akciğer adenosyal değil EGFR T790M kanseri veya işte NTRK3ETV6 kanseri, BRCA kanseri gibi isimler daha da kolaylaştıracak. Çünkü bu genomik değişikliğe bağlı kanserin hangi dokuda olduğunu bir önemi olmayacak. Önemli olan değişiklik nedir ve o kişide hangi değişim var ve biz buna göre tedavi belirleyelim diyeceğiz. Bu tabii kişiselleştirilmiş tıp böyle işte genetik teknolojinin hızlanması, ilaç farma sektörlerine yatırım yapmasının çok büyük fayda etkisi olduğu gelişmesine ama devletler de bu işin içerisine girdi. 2014 yılında Obama bunun bir toplantıda hatta bunu yanına bir DNA çift sarma zincirini alarak precision medicine çalışmalarına, bireyselleştirilmiş tıp çalışmalarına devlet bütçesine yıllık 10 milyar dolarlık bir bütçe ayrılacağını açıkladı. Ve ciddi anlamda devlet buna destek veriyor ki buna aslında şimdiki Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu glioblastoma multiforme'den hayatını kaybetmişti. Onun da çok etkisi oldu. Ve göreve geldikten sonra da Biden ciddi anlamda bu konuda çalışmalar yapıyor. Ben hani bu slide'ı çok seviyorum. Bunu şunun için koydum. Burada evet bütün devlet katkıları, çalışmalar, teknolojinin ilerlemesi, kişiselleştirilmiş tıbba, bireyselleştirilmiş tedaviye çok fazla katkısı oldu ama asıl önemli olan aslında veri, datalar. Şimdi bu sürece gelinemeyecekti muhtemelen. Örneğin bu slaytta şunu gösteriyor. Bir dakika içerisinde dünyada ne kadar, hangi platformdan ne kadar veri aktığını görüyoruz. Hepsi bunlar bir dakikalık süredeki kısmını gösteriyor. Şöyle bir bu slaytla alakalı şöyle bir bilgi var. İnsanlık tarihinden günümüze kadar tüm verilerin %2'si 2018 yılına kadar elde edildi. %98'i 2018 kadar. Muhtemelen 2021-2022'de bu çok daha fazla bir datalarımızı çok kıymetli olduğunu bilelim ve bunları işleyebilir hale getirmemiz gerekiyor. Tabii ki çok veri her zaman değerli anlamına da gelmiyor. Ölçülebilir, anlamlandırabilir veriler bizim için önemli. Dolayısıyla çalışmalarımız da buna göre yapmamız hepimiz için güzel olacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, sabahın bu vaktinde vakit ayırdığınız için herkese teşekkür ediyorum. Sorular varsa
geçebiliriz. Biz teşekkür ederiz hocam bu güzel sunumunuz için. Bir soru geldi size. Kişide kanser hastalığı araştırılırken çevresel faktörlere de bakılır mı? Şöyle, kanser hastalığı araştırırken aslında kanserin türüne göre biz bunları gerçekleştiriyoruz. Örneğin akciğer kanseri, 75 yaşında akciğer kanseri bir hasta bize gelmişse tabii ki mesleğine, işte sigara kullanım hikayesine, bunlara mutlaka bakıyoruz. Ya da kolon kanseri geldi. Beslenme şekillerine bakıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Kanser ne olursa olsun kanser genetik bir hastalıktır. Yani başka bir açıklaması yok. Ha, bu şu anlama geliyor. Tüm kanserler kalıtsal anlamına gelmiyor. Ama kanserin ortaya çıkması için o hücre döngüsünü gösterdiğim slide'daki gibi mutlak surette bir genetik değişimin, moleküler düzeyde bir bozulmanın olması gerekiyor. Bundan dolayı biz kanser mutlaka genetik bir hastalıktır diyoruz. Ama mutlaka kalıtsal anlamına gelmiyor bu. Örneğin işte meme kanserinin %5 ila %10'u kalıtsal, %90 sebebini bilmiyoruz. Bunun çevresel faktörler olabilir, yaşam şekli olabiliyor, işte beslenme, hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Teşekkürler hocam. Şimdi izninizle bir sonraki hocamızı davet tamam. edeceğim. Teşekkürler, sağ olun. Bioscientia Tıbbi Teşhis Enstitüsü GmbH'de klinik genetik uzmanı olarak çalışmakta olan Doktor Zafer Yüksel hocamızı farmakogenetik sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Günaydın herkese. Çok teşekkür Günaydın. Ederim bu organizasyonu düzenlediğiniz için. Beni de davet ettiğiniz için. Bütün organizasyon ekibine çok selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Slaytlarımı paylaşıyorum hemen. Ona göre de herhalde şu an ekranda gözüküyor. Hı-hı. Evet, ben Zafer Yüksel, tıbbi genetik uzman hekimi olarak Bioscientia'da Healthcare grubunda Almanya'nın Ingelheim şehrinde görev yapıyorum. Bugün belki de sizlere hani farmakogenetik 101 diyebileceğim genel bir sunum aktarmaya çalışacağım. Zaten sağ olsun kıymetli Taha Hocam birçok hususun üzerinden geçti. Ben de hani çok fazla işi karmaşıklaştırmadan genel bir anlatım biçimini benimseyerek sizlere aktarmaya çalışacağım konuyu. Çıkar çatışması olarak da şu an itibariyle Peyrent Biyoteknoloji'nin klinik direktörlüğünü yaptığımı belirtmek isterim. Evet, sunum akışından önce kısa bir giriş ve tanımdan sonra hani farmakogenetik denilince akla hemen gelen ilk birkaç gen ve birkaç ilaç ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Yine bunlara örnek olarak sunulabilecek tek gen hastalıkları ve kanser örneklerini vermek istiyorum. Yine konuyla ilgili düzenleme yapan, izin veren kurum ve kuruluşlardan ve izlenilmesi tavsiye edilen yollara işaret eden rehberlerden bahsedeceğim. En son olarak da güncel birkaç gelişmeden bahsedip konuşmamı noktalayacağım. Şimdi 60'lı yıllarda hastalıkların sınıflaması ve çeşitliliği dar bir anlamda anlaşılmaktaydı. Ve o günlerde sadece ve kabaca hani kan hastalıkları ya da kan kanseri hastalıkları gibi sınıflandırmayı lösemi ve lenfaro olarak ayırabiliyorduk ya da öyle bir sınıflandırma yapabiliyorduk. 70'li yıllara geldiğimizde ise hani patofizyoloji ile ilgili bilgi seviyemiz arttıkça sınıflamamız da çeşitlendi ve ona göre alt gruplar oluşmaya ve ortaya çıkmaya başladı. Ancak yine de hastalığın fazları ve anatomik yapısı ve anatomik yerleşimi ön plana tutulan bir sınıflamaya sahiptik. Burada da gördüğünüz gibi işte kronik akut diyorduk ya da işte indolent agresif gibi sınıflandırmalar yapıyorduk. Hani bugün ise işte 2000'li yıllara geldiğimizde ise özellikle genetik yöntemlerin ve teknolojilerin gelişmesi, bunların moleküler patofizyolojisini hani geçmişe nazaran çok da bazı noktalarda hala daha iyi anlamıyoruz ama en azından geçmişe nazaran daha iyi anlaşılabilir hale geldiğimizi yine söyleyebiliriz tabii ve hani bunun ışığında da işte yaklaşık 37 tane lösemi tipinin, 51 tane lenfoma tipinin ve alt tipinin ayrıldığını, böyle kompleks bir aile haline geldiğini gerçekten gözlemliyoruz.
Tabii bu ilerleme sadece hani tanı koyma, bunları gruplara, alt gruplara ayırma ile sınırlı kalmadı tabii. En önemli değişim ve ilerleme zaten bu hastalıklara sahip kişilerin tedavisi ve onların sağ kalımları ile ilgiliydi aslında. Hani bugünden geçmişe bakınca 5 yıllık sağ kalım oranları neredeyse o dönemler hani %0'lar civarındaydı. Ve bugüne doğru baktığımızda ise gerçekten bu sağ kalım oranlarının özellikle bu moleküler bilgimizin, anlayışımızın artmasıyla yani %70'lere kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Bu da gerçekten sevindirici ve bu bilgi düzeyimiz arttıkça bunları daha net ve daha iyi bir şekilde anlayabildikçe gerçekten bu daha da ileri bir seviyeye geleceğini görüyoruz. Tabii bu sağ kalımı iyileştirmemizi ve hani geliştirmemizi sağlayan faktörler nelerdi diye bakarsak elbette ki tedavilerin uygulanması noktasında hani seçilecek ve geçerliliğini her daim koruyan bir prensibin aslında bir kez daha karşımıza çıktığını ancak bu prensibi tekrardan ele alırken bugünkü uygulama imkanlarıyla daha iyi bir yere geldiğimizi görebiliyoruz. Tabii bu prensip de neydi? Hani doğru ilacı, doğru dozda, doğru indikasyonda, doğru hastaya ve doğru zamanda kullanarak biz bir gerçekten sağ altım ya da sağ kalımla ilgili bir iyileşme yakalayabiliyorduk. Hani bu gerçekten en önemli noktalardan bir tanesi. Tabii nitekim bu aynı tanıya sahip hasta gruplarında işte aynı ilacı verdiğimizde bir kısmında mesela görüyorsunuz burada toksik fakat hani faydalı olduğunu gördüğümüz, onu gözlemlediğimiz bir grup ortaya çıkıyor. Bir başka grupta hani bu şekilde bir yan etkisinin ya da bir toksisitenin olmadığını, gözlemlenmediğini ancak faydalı da olmadığını görüyoruz. Böyle bir grup da gözlemliyoruz. Onun haricinde bir başka grupta mesela toksik olmadığını ancak fayda da getirmediğini maalesef gözlemliyoruz. Bir başka kısımda da toksik de değil ancak faydalı da olmadığını görüyoruz. Böyle farklılıkları gözlemlediğimiz zaman aklımıza tabii bu soru geliyor. Yani hani bu farklılıkların tabii temel sebebi ne? Neden bu şekilde aynı tanıyı alan, aynı ilacı kullanan hastalarda neden böyle bir farklılık ortaya çıkıyor? Hani bu sorular aslında temelde bizi zaten hani bugün farmakogenetiğin ve farmakogenomiğin de ilgilendirdiği temel araştırma alanlarına ya da klinik uygulamalara yöneltiyor. Hani bu sorulara bakacak olursak bunlar hani temel olarak da tabii hani özellikle şöyle belki de özetlenebilir. İlk olarak doz uygulamalarındaki farklılık ile ilgili durum tabii dikkati çekiyor. Yani çünkü neden bende ilaç etkinliği için iki kat doza ihtiyaç duyulmakta bir başkasına kıyasla? Ya da ilaç uygulamasını takiben o ilacın etkinliğindeki farklılık sebebiyle hani bu ilaç sende işe yarıyor da neden bende işe yaramadı sorusu ortaya çıkartıyor. Bu da zaten çok önemli sorulardan bir tanesi. Günümüzde de hep tahmin ediyorum sıklıkla sizle de karşılaşıyoruzdur. İşte hani bu işte kaynımda da var durumu gibi bir şey. Yani bu ilaç sana yaradıysa bir başkasına da yarayacak diye bir kural kesinlikle yok. Hele ki günümüzde anlaşılan bu kanı seviyesiyle kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Ve tabii son olarak da hani bazen tahmin ettiğimiz ve bildiğimiz bazen de hiçbir ipucuna sahip olmadığımız yan ya da istenmeyen etkiler sebebiyle ortaya çıkan bir başka soru da hani neden yan etkiler bende görülüyor da sende görünmüyor sorusu. Ve böylelikle aslında bu sorulara cevap bulabilmek için açılan bir alan olarak düşünebiliriz. Ve hani tanımlamaya baktığımız zamanda ya da bir tanımlama yapmak gerektiği zamanda 1959 yılında aslında Dr. Vogel'in yapmış olduğu bir tanımlamayı farmakogenetik için herhalde kullanabiliriz. Yani ilaç yanıtında genetiğin rolünü araştıran bir disiplin olarak karşımıza çıkıyor farmakogenetik. Ve bunu da bir üst boyuta getiren bir tanımlama daha var. O da farmakogenomik. Bunu da FDA'nin eski yöneticilerinden Dr. Freud çok güzel bir şekilde özetlemiş. Yani bir bireyin genetik yapısına dayanarak ilaç yanıtını hani öngörmemizi sağlayan bir bilim, bir disiplin olarak farmakogenomiyi karşımıza getiriyor. Tabii bu çeşitlilik o zaman hani nasıl etki ediyor da bu ilaç metabolizması da bir farklılık gözleniyor. Ve bu farklılık nasıl oluyor da işte dediğim gibi bizim o ilaçlara verdiğimiz yanıtı farklılaştırıyor. İşte bu farklılık da tabii temel iki bileşenden oluşuyor. Bu iki bileşen de ilacın farmakokinetik özellikleri. Bu özellikler arasında işte ilacın emilimi, ilacın daha sonra vücuttaki dağılımı, burada geçirdiği metabolik süreçler, bu süreçlerle
ilişkide olan yapılar, organlar, onların fonksiyonu, doku düzeyinde, hücre düzeyinde, hücrenin içerisinde yer alan moleküler düzeyde, bütün bunlar o metabolizma adı altında ele alınabilecek farmakokinetik özellikler. Tabii atılımı da önemli ki ona göre ilacın vücutta bulunma süresi gerçekten çok önemli hususlardan bir tanesi oluyor. Ya da en azından terapötik indeksi değerlendirirken önemli hususlardan bir tanesi oluyor. Ve tabii bir genetik çeşitliliğin yansıdığı bir özellik de, diğer bir özellik de farmakodinamik özellikler. Bunlar da işte reseptörlerimiz, bunları kodlayan genlerdeki farklılıklar, iyon kanalları aynı şekilde ya da enzimler. Ya da bağışıklık sistemimizin mevcut durumu. Bütün bu hani iki ana bileşen ve o iki ana bileşenin aslında nasıl çalıştığını, birbirimiz arasında nasıl farklılık gösterdiğini de bu genetik çeşitliliğe odaklanarak, oradaki farklılıklarla bu değişiklikleri korele ederek anlamaya başlıyoruz. Böylelikle hani bir ilacın vücudumuzdaki o serüvenini daha net bir şekilde anlayabiliyoruz ki o bireyler arasındaki farklılıkları biraz daha net ortaya koyma şansımız ortaya çıkıyor. Şimdi gelin bu hani bahsettiğimiz, tanımlamasını kabaca yaptığımız, nasıl ortaya çıktığımız farmakogenetikle ilgili ya da farmakogenetik denince aklımıza gelen böyle klasik tipik ilaç örneklerinden söz edelim ve bunları anlamaya çalışalım. Şimdi burada en tipik örneklerden bir tanesi herhalde tahmin ediyorum 6-merkoptopürin, 6-tioguanin ve azatioprin grubu olarak ele alabileceğimiz ve nükleik asit senteziyle genelde ilişkiye giren ve onu bozarak böylelikle işte hücre çoğalması noktasında özellikle ihtiyaç duyulan nükleik asitlerin sentezini bozan, engelleyen ya da farklı yönlere yönelmelerini sağlayabilen moleküller grubu. Bunlar işte lenfositik lösemide kullanılabiliyor. Otoimmün hastalıklarda tercih edilebiliyor. Yangısal bağırsak hastalığında kullanılabiliyor. Yine transplantasyon sonrası özellikle organ rejeksiyonu gibi hususlarda tercih edilebiliyor. Ancak tabii bu tarz ilaçların önemli bir sınırlayıcı durumu var. Bu da bu ilaçları kullandıkça kemik iliğinin baskılanma hususu ve böylelikle maalesef tedavi edici etkinliğini sınırlayıcı bir duruma getiriyor bu ilaçlar açısından. Ve burada bakacak olursak hani sol tarafta bu 3 molekülün metabolizmasını kabaca gösteren bir şemayı görüyorsunuz. Burada özellikle ben izah etmek istediğim bu yolakta yer alan TPMT adını verdiğimiz tiopürin metil transferaz veya tiopürin S-metil transferaz adı verilen bir enzimi kodlayan gen dizisindeki değişikliklerin, varyasyonların ya da hani belki İngilizce çevirisiyle konuşursak hani o genetik yapımızın genotip olarak yansıması ve o değişikliğiyle birlikte, o çeşitlilikle birlikte ilişkisini burada izah etmeye çalışacağım. Burada özellikle gördüğünüz gibi bu genle alakalı olarak çeşitli işte yıldız 1, yıldız 2, yıldız 3A, yıldız 3C gibi böyle bir nomenklatür görüyorsunuz. Bu nomenklatür aranızda aşina olanları da vardır. Bu farmakogenomik değişikliklerin adlandırılmasında kullanılan ya da ifade edilmesinde kullanılan ya da gerek ilaç etiketlerinde ya da gerekse de bazı veri tabanlarında yer alırken belirtilen bir isimlendirme sistemi, yıldız alel sistemi, star alel sistemi diye geçiyor. Böylelikle bu gendeki alellerin işte hangi varyasyon ve varyasyon kombinasyonlarıyla bir arada olduğunu ifade eden bir isimlendirme biçimi. Ve buna göre de bir hani genotip yapı ortaya çıkmış oluyor, tanımlandırmış oluyor. İşte mesela bakıyoruz kişide bu gene, TPMT genine ve oradaki bu varyasyonları ya da o varyasyon kombinasyonlarını bir arada gördüğümüz bir alel, bir haplotip, bir genotip isimlendirmesi ortaya çıkıyor. Ve böylelikle de bu isimlendirmeler, bu adlandırmalar ilaç etiketlerinde de kullanılır halde şu an. Ve burada aşağıda da gördüğünüz gibi bu mesela yıldız 1 genotipine sahip olan bir kişideki bu enzim aktivitesini görüyorsunuz. Ve diğer yıldız 2, 3A ve 3C'deki kişilerin aktivitelerini görmektesiniz. Ne kadar farklılık gösteriyor. Hani bizim klasik anlayışımızda olsa eğer burada nedir? İlaç dozunu değil mi? Hani geleneksel olarak herkese aynı biçimde, her genotipe sahip olan kişiye aynı biçimde vermek gibi bir eğilimimiz var. Ama halbuki görüyoruz ki yani bu genotiplere sahip olan kişiler bu enzim kodlandığı zaman ortaya çıkan proteinin aktivitesi aslında birbirinden farklılık gösteriyor.
Dolayısıyla da bu farklılığın aslında ilaç dozlamasına da etki etmesini bekliyoruz. Ve burada da çok güzel ifade edildiği gibi bu dozlamada aynen gördüğünüz gibi kişilerin sahip olmuş olduğu bu genotipe göre değişiyor. Hani bu çok güzel ve klasik bir örnek. O yüzden gerçekten böyle konuşulduğu zaman hani akla gelen ilk örneklerden bir tanesi ve güzel bir izahatı var. Onu da burada karşınıza getirmek istedim. Bu şekilde de kişinin genotipini bilgisine sahip olarak onun ilaç dozlamasına dair bir karar, bir değişiklik verme ihtimalimiz ortaya çıkmış oluyor. Bir diğer örneğe bakarsak, tabii ki de bu da çok önemli örneklerden bir tanesi. Bu da Stokrom P450 ailesi. Burada tabii 57 farklı aktif gen var. 17 farklı aileden oluşuyor. Ve özellikle Stokrom P1, 2 ve 3 birinci olarak ilaç metabolizmasında yer alıyor. Ve bunlardan da özellikle Stokrom P2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 hani klinik olarak önemli birçok ilacın metabolize edilmesinde sorumlu ya da o yolakta görev alan enzimlerden bir tanesi. O yüzden bu sistem ve bu aile gerçekten çok önemli. Birçok ilacın metabolizme edilmesinde yer alıyor. Zaten bundan kaynaklı da bu enzimleri kodlayan gen dizilimindeki farklılıklarla bize ilacın hani metabolize edilme hızlarına dair bir bilgi, bir profil çıkıyor, bir fenotip çıkıyor ortaya. Ve bu fenotipi de genelde işte metabolize etme hızıyla ifade ediliyor. İşte zayıf metabolize ediciler ya da çok hızlı metabolize ediciler gibi böyle adlandırılabilir. Burada da tabloda da gördüğünüz gibi özellikle mesela zayıf metabolize edici bir fenotipe dikkat ettiğimiz zaman hani ilacın nasıl bir molekül olduğunu vücuttaki özelliğine bağlı olarak yani bu bir ön ilaç mı yani belli bir metabolizmadan sonra mı acaba aktif molekül ve bileşen oluşabiliyor ve ondan sonra mı etkinliğini gösterebiliyor ya da bu normalde aktif bir ilaç vücuda alındığı takdirde direkt etkisini göstermek üzere devam edebiliyor mu gibi böyle bir ayrım var. Çünkü eğer ön ilaç olursa onun etkinliğinin gözükebilmesi için tabii metabolizmamızın yani vücudumuzdaki işte bu belli enzimlerin ya da belli farklı yolakların işin içine girmesi ve ön ilacı aktif ilaca çevirmesi gerekiyor. Hani buna tipik örneklerden bir tanesi de kodein ile yine bu Stokrom sistemindeki 2D6 enzimini verebiliriz. Tabii bu tarz bir ilişki açısından baktığımızda zayıf metabolize edici dediğimiz gruba sahip yani genetik çeşitliliğinden dolayı böyle bir fenotipe sahip olan bireylerde bu tarz ön ilaçlarının zayıf etkinlik gösterdiğini ya da ön ilacın muhtemelen vücutta birikme ile ilgili sonuçlar getirebileceğini kestirebiliyoruz. Ya da çok hızlı eğer metabolize eden bir fenotipe sahip bir bireyse bu sefer de ön ilaçlar için de çok güçlü bir etkinlik ya da hızlı bir etki durumunu gözlemliyoruz. Bunun için de klasik bir örnek yine morfinle yine aynı bahsettiğim Stokrom ailesinin 2D6 genini ilişkili olarak görebiliyoruz. Öteki taraftansa bu zayıf ve çok hani hızlı metabolize edici fenotiplerin aktif ilaçlar üzerindeki etkileri de farklı olabiliyor. Buna örnek verebilecek olursak omeprazolü örnek verebiliriz. Burada da hani zayıf metabolize edici kişilerde bunun daha böyle bir iyi ve güçlü bir etkinlik gösterdiğini, aktif ilacın birikimi yan etkilerinin ortaya çıkışını hızlandırabileceğini, daha düşük bir doz gerekebileceğini görüyoruz zayıf metabolize eden fenotiplerde. Aktif ilaçlar için çok hızlı metabolize eden fenotipe sahip bireylerde ise hani zayıf etkinlik olduğu gözleniyor ya da daha yüksek doz gerekebiliyor. Ve böylelikle belki daha yavaş salınımlı formülasyonlarla bu ilacın vücuda verilmesi ya da alınması gerekebiliyor. Yani Stokrom ailesinin bize özellikle kazandırdığı bir kavram bu. Yani zayıf ve çok hızlı metabolize ediciler ve buna bağlı olarak ve bu tanıma bağlı olarak da ki bugün konuşmanın sonunda da bir çarpıcı bir örnek vereceğim. Çok önemli bir ilaç etiketi haline geliyor gerçekten. Ve üçüncü bir örnek olarak da sizlerin karşısında tabii klinikte çok önemli bir kullanım alanı olan varfarini getirmek istiyorum. Varfarin tabii damar hastalıklarında çok sık kullanılan bir ilaç. Varfarinin tedavi edici indeks aralığı ise çok sıkı bir şekilde denetlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor maalesef. Çünkü işin bir tarafında kanama potansiyeli var. İşin diğer bir tarafında da maalesef pıhtılaşma potansiyeli var. Bu iki denge arasında çok iyi bir takip yapılması gerekiyor. Bugün bu takibi aktif olarak kliniklerde INR dediğimiz bir belirteç, bir hesaplama yöntemiyle kan pıhtılaşması testi yaparak belli bir referans aralığında kalmasını arzu ediyoruz. Bu şekilde kontrol ediliyor.
Ancak tabii genetik farklılıkla bu dozlamanın ÖNR'ye ek olarak ya da bazen tek başına da kullanılabiliyor ama o farklı durumlar ve indikasyonları içeriyor. Dozlanabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla o bu şekilde ilacın terapötik indeks aralığında kalınıp hani ne bu pıhtılaşma yönünde yan etkisini gözlemek ya da ne de kanama yönünde yan etkisini gözlemek durumunda oluruz. Çünkü gerçekten yan etkiye sahip ilaçlar arasında baktığımız zaman warfarin en önemlilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Acile başvuran hastalarda özellikle hani kanamalı hastalarda ilk akla gelenlerden bir tanesi. Yani genellikle sorulur hani işte aspirin kullanıyor musunuz, warfarin kullanıyor musunuz, kan sulandırıcı kullanıyor musunuz? Gerçekten çok ciddi bir problem yaratıyor bu noktada. Hani bu etkinliği ve gerçekten damar hastalıklarının önlemesi yanında maalesef bu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bakınca büyük kanama sıklığı dediğimiz hani majör kanama olaylarında da yani hiçbir ilaçta neredeyse gözlenmeyen %2'den %16'ya kadar değişen bir sıklık da karşımıza çıkıyor. Burada da warfarinin yolağını görüyorsunuz ve bu yolakta yer alan önemli enzimleri görüyorsunuz. İşte bu enzimleri kodlayan genlerdeki varyasyonlar ve ortaya çıkan genotip sonucu da bu ilacın nasıl metabole edileceği kabaca belirleniyor vücudumuzda. Ona göre de bugün aktif olarak da kullanılıyor bu testler. Hani ÖNR takibine ek olarak bugün gerçekten warfarin metabolizmasında yer alan genlerin bakıldığı çeşitli panel düzeyinde, çip düzeyinde ya da yeni nesil dizileme teknolojileri kullanarak adapte edilen birçok klinik uygulama var. Gelelim tek gen hastalıkları örneklerine. Hani gen ve ilaç ilişkisi örneklerine baktık. Bir de tek gen hastalıkları tarafından bakalım. Çünkü burada çok güzel bir örnek var gerçekten. Burada kistik fibrozis hastalığını özellikle ben sizin önünüze getirmek istiyorum. Çünkü hani kistik fibrozis tek gen hastalıklar arasında gerçekten görece diğerlerine göre sık görülen ve özellikle Kafkas ırkında sık görülen bir Mendelian kalıtım gösteren, otozomal resesif kalıtım gösteren bir hastalık. Bir egzokrin bez hastalığı. Bu hastalık CFTR adı verilen bir transmembran kondüktör düzenleyicisi bir kanalı kodlayan gende meydana gelen çeşitli varyantlardan ortaya çıkıyor. Tabii bu gendeki belirli varyantlar belirli protein işlevinde yer alıyor ve burada da gördüğünüz şekilde bugün böyle 5 sınıfa ayırıyoruz bunu. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı sınıfları var ve bu sınıfların da görmüş olduğunuz gibi kabaca sıklıkları da yazılmış vaziyette. Tabii bu varyasyonlara tespit edildiği zaman artık biz bu moleküler patofizyolojiyi anlayabilmemiz sebebiyle hani bu varyantın tespiti ya da belli varyantların tespiti sonrasında kullanılabilecek özel ilaç, özel hedefsel moleküler ilaçlara sahibiz. Mesela burada ben sınıf 3'e dikkatinizi çekmek istiyorum. %6 sıklıkla burada hani belirtilmiş. Burada özellikle missense diyebileceğimiz ya da özellikle gating mutations ya da işte bu kanal açılıp kapanması noktasındaki fonksiyonları bozan bir mutasyon olarak karşımıza geliyor. Burada da liste olarak da sıralıyoruz ama en çok bilinenler olarak hani G551D ve S549N hani belki de telaffuz edilebilir. Eğer bu mutasyonlara yani bu varyasyonlara sahip ise bir kişi ve bu şekilde eğer kistik fibrozis hastalığı tanısı konuyorsa o zaman bu tanı konmasının ardından gelebilecek bir tedavi olarak karşımıza ivacaftor denilen bir ilaç çıkıyor. O zaman burada aslında ne noktaya gelmiş oluyoruz? Yani kişiye genetik tanıyı koyduran test sonrası ulaştığımız sonuç aslında onun bir noktada da aynı zamanda nasıl bir ilaç kullanıp bu ortaya çıkmış olan mutasyon sonrası bozuk patofizyolojiyi düzeltmemize bir rehber oluşturuyor. Yani bu gerçekten genetik testlerin aslında hastalıkların hem tanısında hem tedavisinde nasıl bir yol gösterici olduğunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir örnek gerçekten. Tabii genetik testlerin önemini ve durumunu gerçekten Taha Hocam da çok güzel özetledi ve gidişat kesinlikle artık hani gen bazında ve kanser bazında sınıflamadan daha çok gen bazında sınıflamaya kaymak yönünde bir yöre gidecek gerçekten ve genetik test sonucuyla hani kuple olmuş artık bir durumla ele alacağız birçok hastalığı. Bunun için de tabii kanserler en önemli örnek olarak geliyor. Ben oradan da örnekler getirmeye çalıştım kistik fibrozis ek olarak. Bunlardan tabii ilki krizotinib dediğimiz bir molekül ve bu molekül şu an için küçük hücreli olmayan akciğer kanserine sahip ve bu kanserde ALK ile ilgili değişikliklere sebep olan kişilerde özellikle bunun bir fiş probu var ve sıklıkla kullanılabiliyor ama farklı metodolojilerle de bu test edilebiliyor.
Buna sahip olan bireylerde bu molekülü kullanabiliyoruz. Bunun şu an için FDA onayı var. Ve bir diğer molekül de vemurafenib. Bu vemurafenib de gerçekten FDA onayını neredeyse oldukça hızlı alabilmesi sebebiyle çok o günlerde de çok meşhur olmuştu. O günümüzde de hala gerçekten konuşuluyor. Bir mihenk taşı oluyor bu konularda. Çünkü bu iki ilaç da zaten 2011 döneminde FDA onayını almıştı. Ve bu ilaçta BRAF genindeki gördüğünüz V600E değişikliğinde ve melanoma indikasyonunda kullanılabiliyor ve gerçekten bu değişiklik zaten tek başına bu melanoma gerek metastatik gerekse metastatik olmayan melanoma hastalarında yani %50'sinde yaklaşık rastlanan bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu kadar hastaların yarısına etki edebilecek bir ilaç olması ve direkt bu kadar hani biomarker tarzında direkt moleküler hedef tarzında olabilmesi de çok önemli. Dolayısıyla da hani burada görmüş olduğunuz gibi ALK benzeri ya da bir haftaki bu görmüş olduğunuz bir missense variant gibi böyle biomarkerlara hedeflenmiş zaten artık testler bakılıyor ki böylelikle hani hedefe yönelik bir tedavi imkanı çıkarma ya da buna yönelik bir genomik profilleme yapılarak işte genom bütününde işte bu tüm genom analizi olabiliyor, maliyetine göre egzom ya da panel analizleri olabiliyor ve böylelikle o markerların bulunup ona göre hastanın gerek indikasyon içinde olsun ya da indikasyon dışında olsa da hani klinik çalışmalara dahil edilerek bu tedavilerden yararlanılması amaçlanıyor. Yani o yüzden genetik testler ve tanı tedavi süreçlerinin yönlendirilmesi gerçekten artık birbirleriyle iç içe geçmiş, birbirleriyle gerçekten kuplu olmuş bir vaziyette. Tabii FDA'den konuşunca hani bu gibi düzenleyici kurumların önemi de çok ortaya çıkıyor. Hani bugün zaten yani çok farklı yüzlerce örnek mevcut bugün artık böyle hedefsel tedavilere verebileceğimiz. Gerekse de genetik hastalıklara yönelik de verebileceğimiz birçok tedavi var. Bu çok yüz güldürücü gerçekten. Ama tabii bunun temellerini atan özellikle insan genom projesi ve onun takibinde ortaya çıkan ulusal genom projeleri ve klinik uygulamalara yansıyan ve birçok şekilde üretilen gerçekten genetik veriler. Bunlar sayesinde biz bugün bu moleküler patofizyolojileri anlayıp o noktalara yönelik hedefsel ilaçlar geliştirebiliyoruz. Burada tabii onkolojinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi en çok gerçekten ilaç etiketlerinde farmakogenomik biyobelirtici sahip olan grup onkoloji hastalıkları ve diğer farklı branşları da burada hani görmektesiniz sıklıklarını. Yine bir diğer ajans da tabii Avrupa tarafında FDA Amerika ve Kuzey Amerika tarafında da hani Kanada'yı da çok etkileyebiliyor. Dünyada da tabii hani öncül bir ilaç dairesi ve onun yaptığı değişmeler, verdiği ilaç onayları hani dikkatle takip ediliyor. Avrupa tarafında da European Medicines Agency var ve bunun da yapmış olduğu farmakogenetikle ilişkili böyle etiketlemeler var. Ve bu etiketlemelere bakıldığında işte bunların 3 farklı sınıfta dağıldığını görüyoruz. Mesela terapötik olarak bir ilacı etiketleyebiliyorlar. Güvenlik veya yanıtla ilgili etiketleyebiliyorlar. Bir de farmakogenetik olarak etkileyebiliyorlar. Böyle bir gelişmelerinde olduğunu ve bu düzenleyici kurulların da bunlara onay verip hani kullanıma soktuğunu da bilmek lazım. Genetik testlere kabaca bakacak olursak işte kullanım olarak tabii genetik testler hani biz burada farmakogenetiğe odaklanıyoruz ama hani hastalıkla ilgili tarafları var tabii. Prognostik ve diagnostik bize özellikle nadir hastalıklar ve Mendelian kalıtım gösteren hastalıklarda çok bilgilendirici oluyor ama sık kompleks hastalıklara dair de bilgiler verebiliyor. Ama tabii ilaç profilleri ve optimal ilaç yanıtı açısından faydası tabii tartışılmaz gerçekten genetik testlerin. Ve genetik testler açısından ilginç bir örneği burada hani sizin önünüze getirmek istiyorum. 23andMe denilen direkt hani kullanıcının yapabildiği, isteyebildiği evine kiti sipariş edip direkt bir sürüntü ya da tükürük örneğiyle genetik testini yapabildiği ve buna göre burada da gördüğünüz gibi işte farklı farmakolojik ve farmakogenomik özellikleri görebildiği bir rapor alabiliyor ve bunun da FDA onayı var. Bu da gerçekten özgün ve ilginç gelişmelerden ve bu da muhtemelen daha da ilerleyecek, bu kapasitede artacak testlerde. Tabii bu testlerin kullanım konusu ve bunun belli rehberlerle düzenlenmesi ve nasıl olacağı tabii tartışma konusu. Çünkü 23andMe örneğinden bakarak olursak bu arada bir profesyonelin yer almadan kişinin kendince alabileceği bir bilgi ama tabii FDA onayı olduğu sürece de kullanımı noktasında bir sıkıntı olmadığını düşünülen bir husus. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı organizasyonlar var. Hani SPIC, Pharmacogenomics Research Network ve farklı ajanslar.
Bunları yayınladığı rehberler var ve bunlar her geçen gün iyileşiyor, genişliyor ve farklılaşıyor gerçekten. Bu rehberleri takip etmek, ona göre ilaç dozlaması konusunda ya da farklı yan etkiler konusunda hani bilinç düzeyimizi arttırmak gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi belki de. Çünkü ortada böyle bir gerçeklik var ama bunun kullanımı konusunda maalesef yeterli bir noktaya gelemiyoruz. Farmakogenomik konusu her zaman çok popüler ama hani klinik uygulamalarda o popülerlik, o gerçeklikle bir noktaya gelemiyor maalesef. O yüzden ben size hani bunları gerçekleştirmek amaçlı yola çıkmış, devam eden bir projeden de kısaca bahsetmek isterim ki bu da Avrupa genelinde devam eden bir proje ve bu proje sonrasında kişilere bir kart verilmesi amaçlanıyor ve bu kartta işte özellikle genotipik bilgilerinin yer aldığı ve o genotipik bilgilerle ilgili dozlamalarla ilgili ya da farklı yan etkilerle ilgili tavsiyelerin bulunduğu bir bilgisayar metin olacak ve kişi herhangi bir hekime, herhangi bir sağlık müdürüne başvurduğunda eğer kullanılması icap eden ilaçla ilgili böyle bir farmakogenomik bilgi varsa o kartında yer almış olacak ve bu kartla bu farmakogenomik bilginin gerçekten klinik uygulamaya geçebilmiş olduğunu göreceğiz. Hani bu da gerçekten sevindirici bir gelişme. Bu ve buna benzer çalışmalar tabii sıklıkla artması gerek. Çünkü kanıt düzeyi bu kadar ortada olan bir şeyin aslında kliniğe yansıması gerçekten çok arzu edilir düzeyde değil. Ve tabii özellikle son bir gelişme olarak bahsedip noktalamak istiyorum. Bugün damar tıkanıklığı tedavisinde kullanılan bir ilaç var. Bu ilacımızın adı Plavix, daha doğrusu clopidogrel etkin maddesi olarak. Ve çok yakın bir zamanda çıkmış bir haberi paylaşmak istiyorum sizle. Ve hani ilaç etiketlerinin ne kadar önemli olduğunu, yani farmakogenomik uygulamaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren bir haber niteliğinde bu. O yüzden bugün aklımızda kalacak bir şey varsa bu sunum sonrasında herhalde budur diye paylaşabilirim. Çünkü Bristol Myers Squibb firması Hawaii'deki Hawaii eyaletini bu ilaçlarla ilgili yapmadığı bir etiketleme, yani gördüğünüz gibi biraz önce bahsettik zayıf metabolize edicilerle ilgili bir belirteci bir durumu ifade etmediği için bugün 834 milyon Amerikan doları ödemekle cezalandırıldı. Bu da hani bu işin önemini, dikkatinin ne boyutlara geldiğini gösteren güncel güzel bir gelişme olarak paylaşmak istiyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize sabrınız için çok teşekkür ederim. Bu e-posta adresinden her zaman haberleşebiliriz. Eğer sorularınız varsa onları da kısaca alabilirim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bir soru geldi. Hali hazırda FDA'den onay alamamış toksik antikanser ilaçlarının genetik profili uygun, daha küçük bir hedef popülasyon için ileride yeniden değerlendirilmesi mümkün olabilir mi? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Yani kesinlikle zaten bu genelde klinik araştırmalar ve çalışmalarda da hani dikkate alınan ya da özellikle sorulan sorulardan bir tanesi. Hani endikasyon değişikliği yapabilmek ya da mevcut endikasyon haricinde başka bir kullanım alanı yaratılabilir mi? Çünkü hali hazırda üretilmiş, yani bu ilaç geliştirme aşamalarına başlandığında neredeyse yaklaşık 5000-10000 molekül ya da aday molekülden yola çıkılıyor. Bunlardan hani 3-4 tanesini indirilerek bir noktaya geliyor ama o süreçte ortaya çıkartılmış teorik olarak ya da bazı hayvan deneylerinde kanıtlanmış moleküllerin de kullanıma geçebilmesi için çok ciddi bir gayret var gerçekten hani ilaç sektöründe. O yüzden tabii ki de bu mümkün ama bunlar için tabii çok eforlu, uygun ve güzel bir organizasyonda bu klinik araştırmaların devam etmesi gerekiyor. Herhalde en büyük handikap bu şu an, darboğaz. Teşekkür ederiz hocam. İzninizle şimdi diğer hocamıza geçiyoruz. Tabii, çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda görev alan öğretim görevlisi Doktor Çiğdem Toprak, yeni ilaç geliştirme fazları adlı sunumunu anlatmak üzere yayınımıza davet ediyorum. Evet, bağlandım sanırım. Evet hocam, bağlandınız. Ben sunumumu göremiyorum ama pardon, bir sorun mu oldu? Hocam şu an sunumunuz gitti sanırım. Tekrardan share kısmından paylaşmayı deneyebilirseniz. Tamam, özür dilerim. Hemen paylaşıyorum.
Arkadaşlar teknik bir aksaklık yaşıyoruz şu anda. Birazdan oturumumuz devam edecektir. Sempozyum sırasında sorularınız olursa chat kısmından yazabilirsiniz. Sunumları bittiği zaman hocalarımıza soracağız sorularımızı. Şu anda oldu sanırım. Şu anda sorunsuz sanırım. Bir saniye, moderatörüme bakayım arkadaşlar. Tamam. Evet hocam, geldi sunumumuz. Tamam. Arkadaşlar özür dilerim. Başta bir aksaklık yaşadık. Hepinize merhaba. Buradan bu sempozyumu düzenleyen arkadaşlara ve hocalarıma da saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben bugün size ilk başta farmakoloji ile ilgili çok genel bilgiler vermeye çalışacağım. Daha sonra da yeni ilaç geliştirme pazarına, biliyorsunuz son dönemde de oldukça sıkça duyduğumuz terimler bunlar. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Umarım siz de beni dinledikten sonra farmakolojiyi biraz olsun seversiniz. Biraz çünkü tıp öğrencileri, diş hekimlik pek sıcak bakmazlar aslında farmakoloji ama çok zevklidir. Belki sizler de ileride kariyerinizde farmakolojiyle ilgili bir takım kariyer planları yapmayı düşünürsünüz. Şimdi arkadaşlar farmakoloji nedir? Ondan bahsedeyim. Farmakoloji hepiniz biliyorsunuzdur ilaç bilimi. Yunanca'dan gelen bir kelime, farmakon, ilaç demek, logos da zaten bilim demek. Farmakoloji ne yapıyor? İlaçların biyolojik sistemlerdeki etkisini inceliyor. Bu incelemeleri biz nasıl yapıyoruz? Hem in vitro, yani hücre doku organ seviyesinde, hem de in vivo olarak yapıyoruz. Bu da arkadaşlar deney hayvanı ve insanlar üzerinde gerçekleştirilen incelemeler. Bizim farmakolojideki temel hedeflerimiz neler? Şu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar hedeflerimizi. Hastalıkların tedavisi ve profilaksisi. Profilaksi dediğimiz yani hastalıkların önlenmesiyle ilgili bazı hedeflerimiz var. Tedavide en uygun ilacın saptanması, yine ilaca ait özelliklerin belirlenmesi. Bunlar etki mekanizması, yan etki profili gibi. Ve arkadaşlar tabii ki yine en önemli olan bir hedefimiz de yeni ilaç geliştirilmesi. Biz bu çalışmaları nerede yürütüyoruz? Hastanelerde yürütüyoruz arkadaşlar. Klinik araştırmalar ve insan çalışmaları düzeyinde. Yine ilaç endüstrileri, Ar-Ge laboratuvarları bizim için zaten oldukça önemli merkezler bu araştırmaları yürütüldüğü. Üniversitelerde bizim çok da farmakoloji ve tıbbi farmakoloji ana bilim dalında yürütebiliyoruz. Burada arkadaşlar klinik deney hayvanları ve klinik çalışmalar farmakolojik çalışmaları olarak sürdürülüyor. Farmakolojinin ilgi alanına baktığımız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sizin de birçok noktanın kesişim noktası diyebiliriz. İlaç ve biyolojik sistemlerin etkileşmesini inceliyor. Bunlarda sayabileceğimiz tabu bölgeleri çok fazla çoğaltabiliriz. Özellikle ilginizi çekecek hücre organ sistemleri, sinyal transmisyonları, DNA tahmin mekanizmaları, yine kanser, nöroparma ve yeni ilaç geliştirmesinin, bunların arkadaşlar bu başlıkların hepsinin kesişim noktası farmakolojidir. Oldukça geniş bir ilgi alanı vardır. Farmakolojiyi biz arkadaşlar hangi alt dallarda inceliyoruz? Ben size onları da anlatacağım. En önemlisi farmakokinetik ve farmakodinamik. Farmakoterapi, kemoterapi, bunların neler olduğundan birazdan bahsedeceğim. Farmakogenetik, biraz önce Zahar Hocam da oldukça güzel bir sunumla anlattı. Farmakoekonomi, farmakovijilans, toksikoloji, klinik farmakoloji ve farmakoepidemiyoloji. Bizim arkadaşlar farmakoloji bilim dalımızın alt dallarıdır. Şimdi farmakolojinin dallarına bir bakalım arkadaşlar. Siz de bir fikir sahibi olun bu konularla ilgili. Farmakokinetik yodun ilaca ne yaptığını inceliyor. Burada ilaçların vücutta absorpsiyon, bağlı
biyotransformasyon metabolizma dediğimiz aşamadır ve daha demin yine Zatı Hocam'ın anlattığı ilaç etkileşimlerinin olduğu en önemli evre bu evredir arkadaşlar. Ve ilaçların itrağı atılımı dediğimiz bazı ilaç alındıktan sonra bazı aşamalardan geçiyor. Burada tabii ilaç kan düzeylerinin zamana göre seyrinin belirlenmesi, yine ilaç kan konsantrasyon profili ve ilaç vücut arasındaki etkileşmeyi inceliyor. Burada şurada görmüş olduğumuz bir grafiğimiz var arkadaşlar. Konsantrasyon zaman grafiği, bu bizim için oldukça önemlidir. Konsantrasyonun bir ilacı verdiğimiz zaman konsantrasyonun zamana göre değişimi izlenir ve şurada görmüş olduğunuz eğri altındaki alan bize o ilacın biyo yararlanımını verir. Farmakokinetik deyince aklımıza direkt zaten arkadaşlar bu eğri altındaki alan gelir. Bizim açımızdan oldukça önemlidir. Sonra bakalım farmakodinami ne yapıyor arkadaşlar? Farmakodinami de ilacın vücuddan attığını inceliyor. Farmakokinetiğin tam aksi yönde bir tanımlar. Burada da ilaçların fizyolojik, biyokimyasal ve patolojik olaylar üzerindeki etkilerini inceliyor. İlaçların çeşitli organ ve yapılardaki etkileri, etki profili, etkinliği ve etki mekanizmalarının saptanması farmakodinami başlığı altında inceleniyor. Yine arkadaşlar farmakoterapi dediğimiz bir terimimiz var. Bu da farmakolojinin hastalık tedavisine ve hastalık bakımına yönelik diğer tıbbi yaklaşımlara uygulanması. Toksikoloji da oldukça önemlidir arkadaşlar. Yine bunu ayrı bir slide'da ben size tanımlayacağım. İlaçların ve yine tarım ve endüstri alanında kullanılan kimyasal maddeleri toksik etkilerini inceliyor. Kemoterapi deyince aklınıza ilk hemen kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar geliyordur. Ama farmakolojik açıdan arkadaşlar kemoterapi olarak tanımladığımız tanım bizim insan vücudunu istila eden bakteri ve diğer mikroorganizmalarla yine çeşitli parazitlerin yaptığı hastalıkların tedavisi olarak biz kemoterapiyi tanımlıyoruz. Burada yine dediğim gibi toksikolojiyi ayrı olarak yine ben size açmak istedim. Zehir bilimi demek. İlaçların toksik etkilerini inceliyoruz arkadaşlar. Toksikolojide. Yarar zarar oranı dediğimiz, yararlı oranı dediğimiz bir arkadaşlar önemli tanımımız vardır. Bu da ilaçlar mutat dozlarda kullanıldığında, yani normal olan dozlarda kullanıldığında bile toksik dozlar oluşturabiliyorlar. En önemli örneğimiz kanser ilaçları olarak bunlara verebileceğimiz. Burada ilaçla tedavide göz önünde tutulması gereken önemli bir nokta. İlacın yararının, zararının üstünlüğünün saptanmasıdır diyoruz arkadaşlar. Bu yarar risk oranı bir tedaviye başlarken bütün hastalarda oldukça önem arz eder. Özetle bir kanser tedavisinde vereceğiniz kemoterapi o hastanın yaşına, organlarının durumuna, bunların hepsine birazdan anlatacağım bağlı. Eğer o hastayı vereceğiniz tedavi daha kötü yapacaksa bu ilacı zaten kullanmanızın da anlamı olmaz. En basit anlamıyla bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve geçeyim klinik farmakolojiye. Klinik farmakoloji arkadaşlar yeni ilaçların bulunması ve geliştirilmesine etkiliyor. Deney hayvanlarda yeterli düzeyde incelenmiş kimyasal maddelerin normal ve hasta grubunda denenmesi ve değerlendirilmesidir. Burada ne yapıyoruz? Biz yine o ilacın etkinlik ve güvenliğini belirliyoruz. Bu iki kavram da çok çok önemli arkadaşlar. Yine terapötik ilaç düzeylerini izleme ve ilacın akılcı kullanımı. Bu da oldukça önemlidir arkadaşlar klinik farmakoloji açısından. Terapötik ilaç düzeylerini izleme. Biraz önce Zafer Hocam'ın da bahsettiği gibi bazı ilaçların arkadaşlar terapötik aralığı dardır. Biz farmakolojide bu ilaçları direkt ilaç düzeylerini izlememiz gerekiyor. Terapötik özelliği dar demek şu şekilde arkadaşlar. Yani bir ilacı hastaya verdiğiniz zaman bu ilacın tedavi dozu ve demin anlattığım toksik etki oluşturacak dozu arasındaki aralık çok darsa bizim hastaya verdikten sonra ilaç izlemini yapmamız gerekiyor ki hastadaki direkt terapötik ve toksik dozu iyi ayarlayabilelim.
Ve ilacın akılcı kullanımı, bu da farmakovijilans dediğimiz bir kavramdır arkadaşlar. Belki bazı kaynaklardan görecek olabilirsiniz ya da görmüş olabilirsiniz. Bu da oldukça önemli bir kavramdır bizim açımızda. İlacın ne eksik ne fazla kullanılması. Birazdan ondan da bahsedeceğim biraz daha ayrıntılı olarak. Farmakogenetik, daha demin dinlediniz arkadaşlar. İlaca verilen terapötik ve toksikolojik yanıtı genetik bağlamda moleküler temelinin aydınlatılması, bireylerin genetiğindeki değişkenlik, yine ilaçları yanıttaki bireyler arası değişkenlik etkisi ve genler üzerinde yeni ilaçlar için hedef noktaları bulunmasıyla uğraşıyor. Aynı hasta grubuna verdiğiniz zaman aynı ilacı, bazı ilaç yararlı ve toksik gösterebiliyor, toksik etki gösterebiliyor. Bazısını arkadaşlar ilaç yararlı değil, toksik. Yine aynı tedaviyi aynı tanıda kullanıyorsunuz. İlaç yararlı değil, toksik değil ama etkisiz. Yine ilaç yararlı ve toksik değil olarak bazı değişken cevaplar, yanıtlar gözlemleyebiliyoruz hastalarda. Burada da bizim uğraştığımız arkadaşlar, özellikle deney hayvanlarında knockout maslar, yani genin silinmesi ya da değiştirilmesiyle elde edilen hayvanlarda ya da tam tersi genin implante edilmesi, nakil mal dediğimiz arkadaşlar, deney hayvanlarıyla bu çalışmaları da yürütebiliyoruz. Farmakovijilans dediğimiz kavramdan da bahsetmiştim biraz önce arkadaşlar, akılcı ilaç kullanımı. Burada da ilaçların istenmeyen etkilerinin, yani adverse etkilerinin izlenmesi, bu etkilerin gerçekten ilaca bağlı olup olmadığının belirlenmesi ve yine bu ilacın istenmeyen etkilerinin önlenmesiyle uğraşıyor. Farmakoekonomi dediğimizde klinikte uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinin en ekonomik ve en verimli kullanılmasını inceleyen klinik ekonomi dalının ilaç tedavi, profilaksi ve ilaçla ilgili girişimleri kaplayan bölümü. Farmakoepidemioloji, arkadaşlar ilaçla ilgili olayların insanlar arasındaki dağılımını inceleyen bir alt dalımız. Ekofarmakolojide ilaçların vücuttan atılmasından sonra doğada oluşturabildikleri değişiklikleri, zararları inceliyor. Özellikle ekofarmakolojik olarak ideal bir ilaç atıldıktan sonra tabii bizim istediğimiz doğadaki biyolojik sistemler tarafından tamamen parçalanabilir olması. Şimdi tekrar arkadaşlar farmakolojiye geri dönecek olursak, dediğimiz gibi özetle farmakoloji, ilaç bilimi, biz bu incelemelerimizi in vitro olarak hücre doku veya organ üzerinde yapıyoruz. In vivo olarak da deney hayvanları, primer olarak zaten arkadaşlar deney hayvanlarıdır. Ve daha sonra da insanlar üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ben size şimdi ilaçla ilgili bazı genel tanımları da anlatacağım arkadaşlar. İlaç dediğimiz zaman bizim klasik bir tanımı vardır arkadaşlar. Bu zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de yapmış olduğu tanımıdır. Fizyolojik sistemleri ve patolojik durumları hasta yararı için değiştirmek ve incelemek için kullanılan veya kullanılması öngörülen madde veya ürün olarak tanımlıyoruz. Her ilaç bir veya birkaç etken maddeyi kapsayabiliyor. Çoğu zaman ilaçlar sadece etken maddeyle değil, yardımcı maddelerle, biz buna farmakolojide eksipiyant maddeler diyoruz arkadaşlar, karıştırılarak bu eksipiyant maddelerin arkadaşlar amacı da bu etken maddedeki koku, tat gibi bazı istenmeyen etkilerin bastırılması için özellikle karıştırılarak hastalara sunuluyor. Ve majistral ilaç vardır arkadaşlar. Bu şu an günümüzde tabii çok da uygulanan, çok da deneyim, hatta hiç deneyeceği kadar az uygulanan bir ilaç ismidir. Eczanelerde hazırlanan preparatlar çok çok az denk gelirsiniz. Belki ciddiye gittiğiniz zaman özel bir karışım hazırlayacaksa bu şekilde majistral ilaç olarak size sunulabilir. Bir de farmasötik müstahsar dediğimiz arkadaşlar kavram var. Bu da ilaç üreticilerinin kendi belirlediği adıyla özel ambalaj içerisinde eczanelere sunulan şekli.
İlaçla ilgili genel tanımlara bakmaya devam edecek olursak arkadaşlar, biz bir ilacın seçici olmasını isteriz. Seçici olması dediğimiz arkadaşlar, selektif olması, yani sadece kullanış amacıyla ilgili hedef hücre ve yapılara etki etmesi ve oradaki belirli biyolojik olaylara etki yapması. Etkinin geçici olması, yine ilaç verilince ilaç etkisinin bir süre sonra ortadan kalkması, etkinin de doza bağımlı olması bizim arkadaşlar ilaçla ilgili en belirgin istediğimiz, arzu ettiğimiz özelliklerdir. Doz, hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar, bir kere de verilen ilaç miktarı anlamında kullanılır. Bu arkadaşlar tıpta kullanılan biyolojik olarak aktif olan saf kimyasal madde olarak da tanımlayabiliyoruz. Daha basit olarak biz ilacı. Bitkisel, hayvansal kaynaklı olabiliyorlar. Ve standart miktarda aktif madde içeren karışımlar. Burada da arkadaşlar bu sevimli domuzcuğumla paylaşmak istedim. Çünkü hayvansal kaynaklı ilaçlardan ilk aklıma gelen bu sunumu hazırlarken domuzlardan elde edilen insülin oldu. Bunu hiç duydunuz mu bilmiyorum ama insülin yani bizdeki insan insüliniyle domuz insülini %99.9 benzerlik gösteriyor. Hatta ilk 50 yıl direkt domuzlardan elde edilen insülinler kullanılmış insanlarda. Tabii şu anda sentetik olarak üretiliyor. Dediğimiz gibi doz ve dozaj kavramı tekrar bir bakalım arkadaşlar. Doz bir kerede uygulanan ilaç miktarı. Mesela 500 mg parasetamol dediğimiz zaman, parol dediğimiz bir ilacımız var biliyorsunuz. Etken maddesi parasetamol. Hepiniz biliyorsunuzdur ya da kullanmışsınızdır parolu. Oldukça yaygın kullanılan bir ilaç. Dozaj dediğimiz zaman da arkadaşlar belli bir sürede uygulanması gereken ilaç miktarı. Bunu da şöyle işte 500 mg parasetamol günde 3 kez, 3 gün süreyle gibi tanımlayabiliyoruz. Peki bu kadar ilaçtan bahsettikten sonra arkadaşlar tedavi nedir? Onu tanımlamaya çalışalım. Dediğimiz gibi ilaçlar özellikle hastalıkların tedavisi, tanısı ve profilaksisi için, önlenmesi için kullanılan kimyasal maddeler. Tabii bizim için hastalıkların tedavisi en önemli amacımız. Tedavi de şu şekilde tanımlıyoruz arkadaşlar. Hastalığa sebep olan nedeni tamamen ortadan kaldırıyorsa biz radikal tedavi olarak isimlendiriyoruz. Ama hastalığın hafifleşmesini, yavaşlamasını sağlıyorsa, yani semptomları gideriyorsa arkadaşlar, buna da biz palyatif semptomatik tedavi olarak adlandırıyoruz. Radikal tedavi olarak arkadaşlar bizim kullandığımız antibiyotikleri örnek olarak verebiliriz. Sebep olan nedeni tamamen ortadan kaldırdığını düşünürsek. Geriye kalan ilaçların %80'i semptomatik palyatif tedavi olarak sınıflandırılır. Yan etkilerde arkadaşlar ilaçların normal, yani olağan dozlarında kullanıldıklarında istenilen farmakolojik etkilerin yanı sıra oluşan istenmeyen etkiler. Bunlara örnek olarak da işte beta blokörler dediğimiz ilaç grupları var. Bunlar özellikle hipertansiyonda da çok kullanılır, aritmide de çok kullanılır. Eğer yine taşikardi varsa da çok kullanılan ilaçlardır. Belok ya da dizeral dediğimiz ilaçlar arkadaşlar, propranolol. Bunlar normalde hastada bradikardi yapmasını istediğimiz için kullandığımız ilaçlardır. Ama yan etki olarak da bronkospazm meydana getirirler. Yani arkadaşlar bronşlarda da bir spazm meydana getiriyorlar. Ne yapıyorlar? Aritmilerde kalp atım hızını yavaşlatıyor. Ama bronkospazma neden oluyor ve dolayısıyla alan hastalarda öksürük de meydana gelebiliyor. Bu da örnek olarak verebileceğimiz bir yan etki. Bir de arkadaşlar adverse etki dediğimiz bir etkimiz var. Bunun yan etkiyle karıştırılmaması gerekiyor. Okuduğunuz zaman bir yerde ya da duyduğunuz zaman aynı sanım gibi size gelebilir. Ama adverse etki dediğimiz bir ilacın normal dozlarda kullanışı sırasında asıl etkilerinin yanında meydana gelen zararlı ve hiç beklenmeyen, amaçlanmamış olan etki arkadaşlar. Ve bunlar yaşamı tehdit edecek düzeyde de olabiliyorlar.
Biz farmakolojik açıdan da ciddi adverse etki, şiddetli adverse etki ve ciddi adverse etki olarak da gruplayabiliyoruz. Mesela ciddi ve şiddetli adverse etkileri nasıl tanımlayabiliriz arkadaşlar? Daha doğrusu nasıl örnekleyebiliriz? Mesela ilacı içti, başı çok ağrıdı dersek şiddetli adverse etki olarak tanımlıyoruz. Ama ilacı içti, başı çok ağrıdı, beyin kanaması oldu dersek bu zaman da direkt arkadaşlar ciddi adverse etki olarak tanımlıyoruz bunun. Böyle bir fark da var arkadaşlar, yan etki ve adverse etkileri. Ciddi adverse etkiler ayrıca hastanede yatmaya, hastanın midede kalma süresinin uzamasına yol açabiliyor hastalarda. Hayati tehlikeye, mortaliteye, kalıcı ya da belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe, yine arkadaşlar konjenital anomalilere, doğumsal bir kusura neden olan adverse etkiler de gözlemlenebiliyor. Bu etkiler arkadaşlar belirlenmesine takiben en geç 15 gün içinde de Türkiye Farmakovigilans Merkezi'ne bildirilmesi gerekiyor. Zaten bütün hastanelerde, üniversitelerde arkadaşlar bu farmakovigilansla ilgilenen bir kurum zaten, bir bölüm zaten hep vardır. Ve burada zaten arkadaşlar ilaç tanımını yapmıştım. Sizi daha fazla sıkmayayım. Farmasötik şekil dediğimizde bir kavram var arkadaşlar. Farmasötik şekilde biliyorsunuz ilaçların işte tablet olabilir, kapsül olabilir, draji olabilir gibi bazı farmasötik şekillerimiz var. Bu neden? Çünkü saf biyoaktif maddeler, yani arkadaşlar etken maddeler ya da karışımlar hastalara olduğu gibi uygulanamazlar ve bunların da dozlanmaları, hastalar tarafından alınmaları güç. Burada da arkadaşlar bir salik sürütacı ve asitlik, salisilik asit biliyorsunuz aspirin demek. Bunu koymak istedim ve size biraz aspirinin öyküsünden bahsetmek istedim. Çünkü oldukça ilginç. Hipokrat arkadaşlar ateş ve ağrı için reçetesini sürütacı kabuğundan ekstra edilen suyu yazmış. Bu suda bulunan ve ağrıyı hafif eden madde salisilik asit. Tabii orta çağda doktorlar Hipokrat'ın bu tedavisini unutmuşlar. Ancak halk sözü sevmiş ve kullanmaya devam etmiş. Özellikle işte bitkilere meraklı olan kadınlar sözlerin kabuklarını toplayıp kaynatıp ağrı ve ateşten şikayet olanlara vermeye devam etmişler. Daha sonra arkadaşlar melon çapkalı kimyager Dr. Hoffman hocamız bu tarihten sonra arkadaşlar, yani 1763'ten sonra söğütten elde edilen salisilik asidi etkin maddeli ilaçlar olarak sınıflamış. Tadı, acı, yan etkileri ağırmış arkadaşlar bu salisilik asidin. Tabii ağrılara iyi geliyor, ancak kokusu ve yan etkileri hastayı daha da fazla hasta ediyormuş. Bu Dr. Hoffman arkadaşlar tıp tarihinin en büyük buluşunu babasının ağrılarını dindirmek için yapmış. Babası da çünkü romatoid artritten muzdaripmiş. Salisilik asiti, asetil salisilik asite çevirmiş. Bayer 2 yıl sonra 20. yüzyılın evrensel asili olarak adlandırılacak aspirini üretmeye başlamış. Dediğimiz gibi arkadaşlar hastalara uygulanmak için bu etken maddeler yardımcı maddelerle karıştırılıyor ve özel sunum şekilleri oluşturuluyor. Bir de ilaçların isimleri var arkadaşlar. İlaç adları jenerik, genel, yani sahipsiz adı diyoruz biz buna. Bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından standartize ediliyor. İletişimde kolaylık sağlıyor ve yanlışlıkları önlemeye yarayan adı asetil salisilik asit dediğimiz zaman. Ticari marka ismi var burada arkadaşlar. Bu da firmaların kendi ürünlerine verdikleri özel ad. İşte aspirin, atasprin, bisküvi gibi isimler. Bir de kimyasal adı var arkadaşlar. Bu da Ulusal Kimya Birliği'nin sattığı işte 2-asetiloksibenzoik asit gibi. Bu şekilde de ilaçları arkadaşlar biz çeşitli şekillerde isimlendirebiliyoruz. İlaçların kaynakları doğal, sentez ve DNA rekombinans metoduyla üretilebiliyor.
doğal kaynaklı ilaçlar arkadaşlar bitkilerden, hayvanlardan, mikroorganizmalardan, madenlerden elde edilebiliyor. Daha demin de insülin örneğini vermiştim. Bitkilerden de oldukça sık olarak faydalanılmış arkadaşlar ilaç bulunumda. DNA rekombinans metodu ile üretilenlerde insülin, büyüme hormonu gibi ilaçlar arkadaşlar DNA rekombinans gen klonu metodu ile günümüzde üretiliyor. Dediğimiz gibi sentezle üretilen zaten ilaçlar şu anda en çok üretilen ilaçlardır. Şimdi arkadaşlar yeni ilaç bulma yollarına baktığımız zaman halk ilaçlarından ve doğal kaynaklardan yararlanılarak ilaç bulunabiliyor. Burada doğal kaynaklı ilaçların yapısını değiştirmek veya taklit etmek suretiyle ilaç geliştirilebiliyor. İşlevsel önemi olan yeni hedef moleküllerin bulunması ve onu aktive ya da inhibe eden kimyasal maddelerin tasarımlanmasıyla yeni ilaçlar bulunabiliyor arkadaşlar. Nöromedyatörler, hormonlar gibi endojen etkin maddeleri taklit etmek suretiyle ilaç geliştirilebiliyor. Yine başka firmanın ilacının taklidi suretiyle ilaç bulunabiliyor. Yine var olan ilaçların yan etkilerinin incelenmesi suretiyle ve tesadüfen de ilaçlar bulunabiliyor arkadaşlar. Halk ilaçlarından ve doğal kaynaklardan bulunan ilaçlara örnekler arkadaşlar. En belirgin örnekler narkotik analjetikler dediğimiz morfin, kodein, kopaverin gibi ilaçlarımız var arkadaşlar. Bunlar haşhaş bitkisinin meyve katkısından elde edilen afyon adlı kurutulmuş bir öz sudan saplatılarak elde edilmiş. Yine rezerpin dediğimiz arkadaşlar bir ilacımız var. Bu da hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç. Rezerpin de Rauphia serpentina türü bitkilerin köklerinden elde edilmiş. Ve daha önce de arkadaşlar insanların sedatif etkisinden dolayı halk ilacı olarak kullanılmış bu bitki. Bir de arkadaşlar kürarlar var. D-tuberkürin. Bu da Güney Amerika'da yerlerin ok zehiri şeklinde kullandığı bitkiler. Daha sonra arkadaşlar bu kürarlar zehir sınıfından ilaç sınıfına girmiş. Şu anda da anestezi uygulamalarında oldukça sık kullanılan kas gevşetici ilaçlardır bu kürarlar. Yine bitki ve hayvanlardan elde edilen ilaçların yapısını değiştirmek suretiyle daha selektif etkili, yarar zarar oranı daha yüksek olan, farmakokinetik özellikleri daha uygun olan, standart ilaçtan daha üstün özelliklere sahip bir ilaç geliştirmesi mümkündür diyoruz arkadaşlar. Buna da örnek kopolamin dediğimiz bir ilaç vardır. Bu ilaç da arkadaşlar taşı tutma hastalığını spesifik bir ilacıdır. Gastrointestinal sistem yine idrar yollarının ağrı spazmlarında kullanılan bir ilaç. Fakat skopolamin kimyasal nedeniyle santral sinir sistemine geçiyor ve ajitasyon, konvülsiyon gibi yan etkileri olduğu gözleniyor. Sonra arkadaşlar en butil skopolamin elde ediliyor sentetik olarak ve bu santral sinir sistemine geçmiyor arkadaşlar bu formu kuaternal yapıda olduğu için. Ve dolayısıyla istenmeyen santral sinir sistemi etkilerinde, yan etkilerinde engellendiği ortaya çıkıyor. Yine prokain ve benzeri lokal anestezilerin bulunuyor arkadaşlar. Lokal anestezikler ilk doğal kaynaklı olan kokainin yapısına taklit etmek edilmesiyle oluşmuş. Kokain de arkadaşlar ilk bulunan lokal anesteziktir. Koko bitkisinin yapraklarından elde edilmiş. Yine angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri var. Bunlar hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, hidroksimetil glutarikoenzim A reduktör inhibitörleri var, statinler. Bunlar oldukça yoğun olarak kullanılan poliklemik ilaçlar. Yine arkadaşlar sikloksijenaz enzim inhibitörleri, bunlar da antiinflamatuar olarak kullanılan ilaçlar. Bunlar da nasıl etkisini gösteriyor? Vücutta işlevsel önemi olan yeni hedef moleküllerin bulunması, onu aktive ya da inhibe eden kimyasal maddelerin tasarımlanmasıyla ortaya çıkmış arkadaşlar. Yine nöromedyatörler yani lokal hormonlar olarak en basit olarak tanımlayabiliriz. Ve hormonlar gibi endojen etkin maddeleri taklit etmek suretiyle de ilaç geliştirilmiş. Asetilkolin,
Asetikolinde arkadaşlar vücudumuzda yine çok önemli bulunan lokal hormonlardan, nöromedyatörlerden birisi. Vücutta yaygın olarak bulunuyor fakat bunu direkt ilaç olarak kullanamıyorsunuz. Son derece non-selektif ve kısa etki süreli. Ne olmuş? Daha sonra ona yapıcı benzeyen selektif ve uzun etkili kolinesteral esterleri geliştirilmiş. Sonra arkadaşlar vaktimiz de daralıyor sanırım. Onun için biraz daha hızlı anlatacağım. Var olan ilaçların yan etkilerinin incelenmesi suretiyle de yeni ilaçlar geliştirilmiş. Bunlara en önemli örnekler mesela antibakteriyel olarak kullanılan sulfonamidler var arkadaşlar. Bunlar hipoglisemi ve diürez yaptıkları gözlenmiş. Daha sonra oral antidiabetik olarak kullanılmaya devam edilmiş arkadaşlar. Bunlar sulfonamid üre bireşi olarak. Yine minoksidil dediğimiz bir ilacımız var. Hipertansiyonda kullanılıyor. Bu ilacın arkadaşlar yan etkisi hipertrikozis yaptığı gözlenmiş ve daha sonra da kellikte kullanılmaya başlanmış gibi bazı örneklerimiz var. Fenilbutazon dediğimiz bir ilacımız var arkadaşlar. Bu da yine opioid grubu, analjezik antiinflamatuar ilaçlarımızdan. Bunlar da romatizmalarda uygulanmış ve antiromatizmal etkinliği bulunmuş. Yine propranolol sunumun başında da örnek vermiştim. Bunlar da arkadaşlar anjina pectoris nöbetlerine ve bazı aritmilere karşı koruyucu olarak kullanılırken antihipertansif etkisinin olduğu fark edilmiş ve şu anda da yaygın bir şekilde hipertansiyonda kullanılıyor. Yeni ilaç geliştirmeye baktığımız zaman da arkadaşlar yeni ilaç geliştirmelerimiz faz 0, 1, 2, 3, 4 olarak 4 fazda görüyoruz. Bunlar arkadaşlar sentez aşaması, klinik öncesi incelemeler, bunlar tarama testleri, DNA hermanı üzerinde gerçekleştirilen. Daha sonra klinik denemelere geçiyoruz arkadaşlar. Faz 1, faz 2, faz 3 A. Ve sonra ruhsatlandırma, klinik denemeler, faz 3 B. Ve pazarlama sonrası denemeler faz 4 olarak gruplandırıyoruz. Şimdi arkadaşlar faz 0'da dediğimiz gibi klinik öncesi denemeler, tarama testleri. Bunlar da sentez edilen veya doğal kaynaklardan çıkarılan maddeler tarama testlerinden geçiriliyor. Bu maddenin, bulduğumuz maddenin arkadaşlar, terapotik indeksi ve farmakokinetik özelliklerini biz deney hayvanlarında inceliyoruz. Özellikle sıçanlara çok tercih ediyoruz arkadaşlar biz farmakolojik deneylerimizde. Kültür ortamında, izole organlarda ve deney hayvanlarında yine in vivo olarak da bunların hepsini inceliyoruz arkadaşlar. Ve bu aşamadan sonra insanda denemeye başlaması için etik kurul onayı alınıyor. Faz 1'de az sayıda sağlıklı gönüllülerde yapıyoruz çalışmamızı 20-80 kişi arasında. Bu fazda ilaç artan dozlarda veriliyor hastalara. İnsan dayanılabilirliği, ilacın güvenilirliği, güvenli doz aralığı, biyo yararlılığı. İlk başta arkadaşlar ilk slaytlarda anlattığım bir eğri altındaki alan dediğim bir kısım vardı hatırlarsınız farmakokinetik anlatırken. İnsandaki farmakokinetiği ve yine plazma düzeyinde farmakodinamik etki arasındaki ilişki saptanıyor. Faz 2'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar burada yine 150-300 kişi üzerinde yapılıyor. Hastalığı bulunan insanlara geçiyoruz artık. Fazlığı da sağlıklı gönüllülere yapmıştık. İlacın etkiliği ve güvenliği incelemek amacıyla yapılıyor. İlacın tedavi edip etmediği, optimal dozu, terapötik doz aralığı ve etkili dozun neden olduğu yan testler inceleniyor. Sonra arkadaşlar faz 3'e geldiğimiz zaman bu çok sayıda aslında ve çok merkezli üretilen, yönetilen bir faz. Tabii bir ya da daha fazla ölçüde gerçekleştiriliyor. Plasebo ya da standart tedaviyle ilaç etkinliğinin karşılaştırılması yapılıyor. Ve yine yarar zarar oranının saptanması amacıyla yapılıyor. Saatlandırma için başvuru dosyası, klinik öncesi ve klinik inceleme dönemi verileri hazırlanıyor. Faz 3B'de de arkadaşlar saatlandırma başvurusu yapıldıktan sonra devam eden faz 3 çalışmaları kapsıyor. Yine ilaç aynı endikasyonda kullanılan yerleşmiş ilaçlarla da karşılaştırılıyor. Ve ruhsat alan ilaç mustaslar şeklinde eczanelerde pazarlanmaya başlıyor. Faz 4
Bu arkadaşlar artık ruhsatlandırılmış, pazarlanmış ve eğitimlerde kullanılmaya başlamış ilaçların klinik etkili, maliyet etkili ve yan etkileri bakımında aynı indikasyonda kullanılan ilaçlarla karşılaştırma çalışmalarını kapsıyor. Faz 4 arkadaşlar hiçbir ilaç için yani sona ermiyor. Sürekli zaten bunlar, bu veriler kaydediliyor arkadaşlar. Şurada da ben bir ilacın geliştirme aşamalarını özet olarak size sentez dediğimiz, bakın arkadaşlar 10.000 madde sentez dediğimizi düşünün. Klinik öncesi testler dediğimiz gibi deney hayvanlarında, hücre düzeyinde, hücreli organlarda bakıyoruz ve elimizde 10 madde kalıyor bu aşamadan sonra. Sonra arkadaşlar sağlıklı bireylere geliyoruz. Vücut fonksiyonları üzerine etkileri, doz tanımı, farmakokinetik özelliklerine bakıyoruz. Faz 2'de hastalık üzerindeki etkiler, etkinlik, doz, farmakokinetik. Faz 3. Faz 3'ten sonra bakın arkadaşlar geriye sadece bir maddemiz kalıyor. 10.000 maddeyle başlamıştık ama geriye sadece bir maddemiz kaldı. Şu şekilde de arkadaşlar ben size bir özetlemek istedim. Elimizde bir kimyasal var. Biz de kimyasalı sentezledik, hesaplaştırdık. Hayvan denemelerine soktuk. Hayvan denemelerinden sonra arkadaşlar investigation new drug başvurusu FDA'ya yapıyoruz. Faz 1, faz 2, 3 ve daha sonra arkadaşlar new drug application başvurusu yine FDA'ya yapılıyor. Bu şekilde arkadaşlar faz çalışmaları yürütülüyor. Anlatıldığı kadar kolay değil tabii ki bu aşamalar. Ve arkadaşlar daha sonra şöyle bir ayrıntı var. Yüksek doz, mesela bulduk biz ilacımızla bütün aşamaya geçtik. Daha yüksek bir dozda ya da yeni bir indikasyonda, yeni bir yaş grubunda deyince, çocuklarda ya da yaşlılarda yeni bir verilmiş yolu. Ya da eliminasyon organları bozuk olan kişilerde, işte karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi bazı durumlarda biz bu ilacımızı arkadaşlar tekrar kullanmak, tekrar denemek istersek daha doğrusu faz 3'ten tekrar devam ediyoruz. Yeni bir durum söz konusu olduğu zaman. Tabii ilacın sentezi ve ruhsatlandırılması dediğim gibi anlatıldığı kadar kolay değil. 6-20 yıl kadar süren ve çok çok fazla miktarda arkadaşlar para gerektiren 500 milyon ve 1 milyar dolar arasında çok fazla maliyet gerektiren, bütçe gerektiren bir olay. Teşekkür ederim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi ben bir şekilde bu resmi çok seviyorum. Farmakoloji, ilaçlar hayatımızın her noktasında var. Ama umarım çok fazla ilaç kullanmak zorunda kalmayacağımız bir hayat, ömür geçiririz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sanırım biraz süreyi aştım. Onun için özür diliyorum. Farmakolojiyi bana sevdiren hocalarıma da sizin huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Akışı biraz geçtiğimiz için soruları alamayacağız. Daha sonrasında size iletiriz soruları. Instagram hesabımızdan da cevaplarını yayınlayacağız. Tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Değerli katılımcılarımız, sempozyumumuza kısa bir ara veriyoruz. Kıbrıs saatiyle 10.50'de, Türkiye saatiyle 11.50'de tekrar görüşmek üzere. Canlı yayınımızı başladığında bildirim gelebilmesi için Yakın Doğu Official YouTube sayfasını takip edip hatırlatmaları açmayı unutmayınız.